Evet arkadaşlar, yeni video, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Nemere nedir, ne değildir hep beraber göreceğiz. Çar 101 oldu, gördüğünüz gibi 102 olmak üzere. Dedim beraber bir Nemere atalım. Oyundaki lag peki ne olacak? Beraber Nemere atalım. Bütün her şeyini ben size beraber göstereyim, katlarını. Arkadaşlar birinci katta slot temizliyoruz. Sadece görevimiz burada slotları yok etmek. Şimdi yok edelim gelelim. Arkadaşlar mecbur şamanla ninja buraya şart. Hani anahtar katlar olsun veya metin katı olsun. Mecbur şamanla nice şart, hani savaşçı sura falan giremiyor, yani giriyor ama bir işlevi yok. İkinci katta da anahtar katı, bunu da şaman açıyor. Yani benim açacağım bir sağ tik yapacağım bir anahtar çıkacak. Düşürelim gelelim, bu en zor kat, bu kat. Hani bayağı tutması nadir bir şey. Zaten yapan arkadaşlar biliyordur bu katın en zor kat olduğunu, çünkü anahtar hem düşmüyor hem de açmıyor, yani mümkün değil. Bazen yani şahit olduğumuz arkadaşlar da var. 50 dakika falan burayla uğraştığı da oluyor. Hani bir anahtarla da açtığı oluyor. Bakalım ilk anahtar çıktı. Çıkacak mı? Oha, tek attım. Bu gerçekten nadir bir şey. Üçüncü katta da arkadaşlar bütün slotu yok ediyoruz. Aynı birinci katta olduğu gibi. Burada şu ortaya geçip bir tane pelerini attığınız zaman zaten tüm slotun yani %95'i geliyor. Sadece köşedekiler kalıyor. Bu da son slot. Şimdi kaçıncı kat? Dördüncü kata gidiyoruz. Dördüncü katta ne yapıyorduk? Dur bakalım, gidince hatırlarım. Büyük bir ihtimal anahtar katı mıydı? Bakalım ışınlasın. Buraya arkadaşlar hani şamanınız illa mislimat seti falan olmasına gerek yok. Böyle item aktararak da şey yapabilirsiniz. Buradaki slotu yok edeceğiz. Bir tane Sizzle diye bir tane herhalde boss çıkacak. Onu da kestikten sonra yukarı atacak. Fakat burada o boss'u keserken kutsama şart arkadaşlar. Kutsama yoksa mis vuruyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi şu yaratığı kesmeye çalışıyor şu an Ebubekir. Bunu kestikten sonra ve slotu kestikten sonra artık üst kata atacak. Kaç vuruyoruz? Güzel vuruyoruz ya şamanla. Daha şu an şamanın pek bir şeyi yok arkadaşlar, bildiğiniz gibi. Rüzgar setle geldim buraya, artık siz hesap edin. İtem gerektiriyor mu derken item gerektirmiyor buraya. Hani gerektirmiyor derken Ayaz da orada, aynen bunu kesmeye geldik herhalde. İtem gerektirmiyor arkadaşlar çünkü şeye nasıl geldiyseniz, örnek veriyorum Melee'den çık veya Hydra veya Razor, ona nasıl geldiyseniz o şeyle girebilirsiniz buraya. Herhangi bir item gerektirmiyor. Sadece buz direnci olsa yeter. Onda da 20 var bizde. O da yeterli oluyor. Şu an pek Char'ın savunması eksik olduğu için canı gidiyor. Mesela Übekir'in canı gitmiyor genelde slotta. Bosslarda biraz gidiyor. O da bakalım, yukarı çıkalım şimdi. Evet, şimdi 5. kata ışınlanıyoruz. Bu da anahtar katı olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Bakalım. Bu da şey gibi düşünün arkadaşlar. Razador'da mat taşı gibi düşünün. Sürekli bunları açıyorsunuz. Kuzey yıldızı diye bir şey çıkacak. Ondan sonra açmaya başlarız. Şu gördüğünüz arkadaşlar bununla açılıyor. Bunu açarken de sol 1, sol 2 diye gidin. Hemen göstereceğim mesela. Şu an ben sağ taraftayım. Hani başladığımız yer şurası ya arkadaşlar. Sağ 1 şu oluyor. Bunu atalım ilk. Açtı. Sonra böyle böyle gidelim. Zaten arkadaşlar dediğim gibi sağ 1 sağ 2 diye giderseniz bir sıkıntı da olmaz. Bunu attık. Şimdi onu attıktan sonra sırayla gideriz. Evet arkadaşlar, son mührü de yıldızı da açalım. Bastık. Şu an kaçıncı kat? 6. kata ışınlanacağız. Bu kat da şamanın katıydı herhalde, yanlış hatırlamıyorsam metin katı olabilir. Bakalım. Evet, buradaki slotu yok ettikten sonra arkadaşlar Ayaz metni burada belirecek. Onu da sadece şamanlar hasar verebiliyor. Herhangi bir karakter hasar veremiyor. Evet, şimdi Ayaz metni belirecek ve belirdi. Dediğim gibi bunu sadece şaman hasar veriyor. Kaç K veriyoruz? 13 K gibi bir hasarımız var. Güzel bir hasar. Eğer burada şamanınızın itemi yoksa arkadaşlar, kendi çarınızdan kuşaktır vesairedir aktarın. Yani az çok olmadı, en kötü ihtimalde dönüşüm küresi alın arkadaşlar BM'e. Hani ucuz dönüşümler var ya, onunla dönüştürün, hasar vurun, slotları kendiniz temizlersiniz. Ben eski Türkiye hesabımda öyle yapıyordum şahsen. Zaten bu kattan sonrası da kolay arkadaşlar. Dediğim gibi ikinci kat en zorlayıcı. Bir de o Dain'in kuzey yıldızı var ya, o gerisi kolay zaten, basit. Bu arada gireli 16 dakika oldu şu an. Tam 8'de girdim. Şuraya yazdım. Şu an 8'e 17 geçiyor saat. 17 dakika olmuş. Tahmini bir 20-25 dakika sürecek galiba. Evet. Burada da arkadaşlar bunun gerçeğini bulacağız. Çünkü burada 4 tane falan olması lazım. Gerçeğini bulduktan sonra tekrardan üst kata atacak. Ama şamanın kutsaması burada da şart. Neden hasar vurmuyorum demeyin. Evet, doğrusunu bulduk. Az sonra 8. kata ışınlanacağız. Çok az bir kat kaldı bu arada.
Burada da nice arkadaşlar şey açıyor. Adını sen söyleyiverin. Bir tane daha önceki gibi anahtar açıyor. Ondan sonra zaten direkt şöyle diyor. Burada şamana gerek yok. Şaman vurmasa da olur çünkü ona düşüyor. Şaman ve ninjalar tarafından kullanılabilir diyor ama ninja açıyor neyse. Yani şamana düşmüyor daha doğrusu. Şimdi Ebu Bekir kardeşimiz de orada açar. Şu anahtar arkadaşlar buz çiçeği anahtarını sağa tıklayacak. Evet, diğer kata geldik. Burada arkadaşlar sütun var. Sütünü kırıyoruz. Ninja ve dediğim gibi şaman hasar verebiliyor buna. Normalde herkes ninja diyebilir ama şaman da hasar verebiliyor gördüğünüz gibi. Bunu kestikten sonra zaten nemera. Şurada bir ışınlayıcı verilecek. Evet, sütun da kırıldı. Artık nemereye ışınlanmanın zamanı geldi. Devam ki. Şimdi arkadaşlar şunu buraya çekmemiz lazım. Burada sıkıştırmamız lazım. Her boss sıkıştığı gibi bu da sıkışıyor. Kendimizi duvara vereceğiz ya Allah diyeceğiz artık. Evet, gördüğünüz gibi sıkıştırdık. Şu an benim hasarım az olsa da Ebu Bekir zaten destek veriyor ikimiz. Rahatlıkça keseriz gibi. Canı artık azalınca arkadaşlar ben açarım. Çünkü bıçak çok demleşecek. Kalkanı bile yok. Şu an titan kalkanı. Beceri vurduğu için biraz becerili item lazım tabi buna. Ama bende hiç yok. İlk başlarda zaten öldürmez. Sadece şu delireceği kısımda artık çok vurur bu. Bakalım gidiyor, güzel gidiyor. İnşallah 10 sandık atar. Bu çoğu zaman zaten 10 sandık atıyor. Evet, canı %20 falan kaldı bu arada. Devam ediyoruz. Zehri vurduysa eğer kanamayı zaten rahatlıkla kesilebilir. Evet, Ebubekir öldü ve şu an ben direniyorum bu arada. Yani Ebubekir kardeşim bu videoyu izleyeceksin. Ben kestim kanka, gördün yani Ebu. Abi bak telif yersin. Açıyorum şu anda. Tecrübe yüzü. Kanka, sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi hiçbir şey atmadı desem. Aha, bir tane titan dioksit, güzel. Son sandık. Kanka bir tane titan dioksit alacağız. Cennet kolye efsuneceğiz. Eğer 1.5K 10 kritik falan gelirse 15 won falan ediyor. Bakalım bir kolyelere. Adam 5 efsunusunu 3.25'e koymuş. Bunu alalım. Bu bizim inşallah yani biraz da olsa taşır. Hadi hayırlı olsun. Şöyle koyalım. Her yere envanterlerde çöp ana satayım. Cadıdan kaynaklı. Şimdi bir 12, 8 tane efsun alayım gelin. Sırayla alırız. Evet inşallah. Şöyle. Bu arada arkadaşlar şeyi harcadık. Şu an bonusu bile harcamadık yani bunlar. Çöp. 2K. Ulan 10 kritik gelse var ya çok tatlı olur ha. 1.5-5 kritik. Kanka bu ne ediyor ki ya? Bir şey etmez ya. Hiç değmez yani. Pazarda beklediğime değmez. Gene bir bakayım da değmez bence. Arkadaşlar baktığım zaman 4-4.5 won, 4.5 won civarı falan herhalde. Hiç şöyle bakayım burada var mı? 1K3 kritik var. 1.5K3 kritik. Ben bunu 4.5'a falan atarım. Bak 1K AP adam 5 kritiği 4.5'a atmış. Ben de bunu en iyisi şeye atayım. HP üretimi de varmış. Ben bunu en iyisi dediğim gibi en azından 1-1.25 falan kar yapmış olalım. Şimdi geleyim bir tane daha çekeyim. 3.29'a bir tane daha alıyoruz. Aldık. Devam edelim bunda. Yani gönül ister ki 10 kritik 1.5K. Yani ikisi gelsin. Ama 1.5-3 kritik. Hocam böyle yarım yarım verme be. Bu arada 10 kritiklisi de 5.5-10 falan. Sade 10 kritik. Gene çöp. Gene çöp. Şu pazar mapinden kurtulayım ben bir ya. Evet geldik ikinci köye. Eskiden eski youtuberlar bilir. Onlar böyle ayırarak atardı. Yok böyle etrafını böyle kulaşan eder. Merhaba kanka, selam olsun. 2K kanka, 2K atyan ne alaka? Reis 63 atmışsın. 63'e atmadım kanka, yanlışlıkla atladı. Yanlışlıkla. Bu arada arkadaşlar bıçarı 75'e atacağım artık. Yani adam geçen gün işte 63 olduğu zaman bir tane arkadaş mesaj attı, bir tane takipçim izliyorsa selam olsun. Adam dedi kanka dedi bu böyle böyle dedi 120'ye doğru yolu var herhalde dedi. Harbiden doğru söylüyor adam. Kritik 3. 500 HP. Alalım biraz daha. Bununla arkadaşlar şey almış oluyorum. Bonusu yemiş oluyorum. %35 HP burst var dedim mesela. Onunla birlikte bu bitmiş oluyor. Kanka bir kar ettir be. Gözünü seveyim be. 1.5-10 kritik çok zor bir şey değil be.
Vallahi billahi. Dırırırıt. Hızlı atıyorum farkındayım ama gelmedikçe insan hırslanıyor. 5 kritik 2 kant. Allah'ım yardım. Şura 10 kritik HP de gelse var ya bak köşeyiz. 2 kant, 2 kat da var. 1,5. Kılıç 15. 1,5K. Son 8'de alacağım. Şöyle köşeye koyalım. Devam edelim. VS'lik gelse de parayı eder bu arada. Kanka gelmeyeceksen gelmeyeceğim de boşuna attırma bana ya. Gözünü seveyim kaskıma bak 15 büyü sadece benim uğraştığım şeye bak. Kılıç 15. 2 kant. Oha ya bu 10 kritik niye gelmiyor? Yani buna efsun atma amacım aslında tam şey de değil arkadaşlar. Bundan kâr edeyim bundan kâr edeyim değil hani. Biraz canım sıkıldı. Hem video içerik çıksın hem de ayrıyetten bu ne biçim yarım yamalak Efsun ya. Kardeşim bu kolyenin kaderi 2 kat. Bak samimi söylüyorum. 2000 HP 15-30. Gene çöp. Gene çöp. Gene çöp. Son 8'di. Bundan sonra atmam. Elimdeydi yanlışlıkla bu arada 12 tane aldım. Yani bunu harcadığıma şu an üzülüyor muyum? Biraz. Ama sizler için değer arkadaşlar. Maksatlı zaman geçsin ve içerik olsun. Zaten tahmini Haziran'ın 5'inde şey atmaya da başlayacağım. XP 20 güzelmiş aslında. Floran getiriyor bak. Getirmesine getiriyor. Bayılma 8, o 8, şu 8. E nerede bunun hep şeyi, kritiği? Bu gerçekten zor bir şey değil bu arada ya. Videoda izleyen mi öyle oluyor? Gerçekten 3 kritik. Helal olsun. Sonunda 3 kritik gördük. Bir 4'lü daha alayım dedim. Onunla da 1,5-5 kritik geldi. Yani totalden buradan 2 van, 2,5 van gibi karımız var. O kadar yaklaşık 1500 hep geçti yani gitti. Ama sağlık olsun. Dediğim gibi değişiklik oldu. Bunları 4,5 vandan koyarız. 9 van, 15 van vardı. 3,6 van gitti. Aga be. Bir de cennet küpeden deneyelim şansımıza. Burada 4 Efsun var. Kutsama küresi var bende. 30 eme almış olalım. Bakalım ne gelecek. Şu kalan 2 Efsun'umuzu önce bir atalım. Belki küpeden aman kol bilezikten yana şansımız vardır. 2K 10 HP absorbe. Şu bari rüzgar 15 olsaydı be. Yok. Bunda kaç Efsun oldu bilmiyorum. Normalde ben Efsun konusunda biraz şanslıydım ama garibanın yüzü gülmüyor. 2 kat eşya 20 ölümsüz. Bak bu para eder. Şu an arkadaşlar bunun ederi 4,5-5 won falan. Ateşi de var az da olsa. 15 olsa var ya. 5 won da buna sayalım. 5 5 4,5 da bunlar 9 14 won. Şu an kaç giderimiz vardı? 30 3 3 6 7 won diyelim. Geri geldi bize 14 won. Güzel. Şimdi bir cennet daha alalım. Cennetten yüzümüz güldü. Şu Efsun'u harcayalım. 33 meyve bir tane daha çekiyorum. Bunu da burada atalım. Ne geldi? 10 hep absorbe gerisi çöp. Gene çöp. Bir K5 derece yarım yamalak ya. Ölümsüz 20 aslında bu da para eder. Bunu bir vona falan koysan satılır. 10 hep absorbesi de var. Bunu da değiştirmeyelim. Bunun bence değeri 1,5 on. Ben olsam alırım bunu. 5 derecesi de var. 20 şeytan ama 20 ölümsüz. Yani kuleci bir adam alır. Bir tane daha alalım. Bir won da buradan kar etmiş olalım. Şurada 34 M'yi de var 4 Efsun. Kustama küremiz zaten var. Bunu da alalım. Ne kadar zorlayabilirsin ki kanka? Aga bir dakika aga. Neyse geçti. Atıyoruz. 10 büyü 15 ateş. Sana bir şey söyleyeyim mi bak. Bunu da satsan bir ateşlere bakmak istiyorum ya. Samimi söyleyeyim uğraştığımızı değmez. 1-1,5 on falan ediyor. 15 rüzgar 15 ateş. Tamam bunu salalım artık. Bu da para eder. İki element var. Şu Efsun ne kadar uğurlu geldi değil mi? Bitmek bilmiyor. 39 M'de son bir tane 5 Efsun çekiyorum. Şerefsin var ya o harita çok kasıyor arkadaşlar ya. Bu Marmara'nın huyu mudur bilmiyorum ama 500 HP çöp. 10 rüzgar 10 şeytan. Bu da çöp. Bu da son artık kurşun. Gelirse gelir gelmezse bunu da 30-35 meydan atarız. 2000 HP 10 şeytan. Gene öbüründen fazla eder. Yine bir 60-70 meydan eder. Şimdi ne kazandık buradan acaba?
Totalde arkadaşlar 780 m gibi bir meblağ verdik bu taraflara. 650 m kolyeler diyelim. Bunlar da hadi 130 m falan diyelim. Yani totalde 780. Peki parasını sayacak olursak acaba ne kadar kâr ettik? 3000 hep neredeyse yok oldu. Ama şans tabi, cennet kolyeler gelebilirdi 1.5-10 kritik. Bu şansa dayalı bir faktör. 4.5-4.5-9-10 burası. Bu da 1-1.5-10 vardır. Bence vardır yani, en azından 2 kaybı 1 1.10 vardır diyelim. 9-10. Bu arkadaşlar net 4 1.10. Net yani. Hatta 20 eşyasını, hatta 2 gün önce arkadaş dedi ki sadece 20 eşyalı küpeyi 4 1.10'a sattım dedi. Bu da sanırım 5 1.10 falan eder. Hani 5 efsun 20 ölümsüz, tamam eyvallah, ateş altısı da var. 9 10 15. Bunda ne vardı? 20 ölümsüz. Bu da 2 1.10 ise 17. Bu da 1.5 2 1.10 ise 19 10. Yani totalde ne kadar? Totalde 11 1.10 gibi bir karımız var buradan. O da şansa dayalı. Eğer tekte gelseydi efsunlar veya 1.5 10 kritik gelseydi daha tatlı olurdu. Ama dediğim gibi sağlık olsun. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Diğer videoda Char'ı 75'e atacağım. Char'ın level silahı zaten duruyor 11 gün. 70 level silahı da gelecek. Şu an zehir alacaktım bir arkadaştan ama olmadı. İlerleyen süreçte alacağım yani. 11 buradan, 15 oradan. 26 gün sonra biz zehir alırız bu Char'a. 75 yapacağım çünkü 63 oldu yanlışlıkla. Cadı keserken. Öyle bir otomatik cadıya tıkladım. O da gitgide gitgide kesmiş. Ana satayım, cadılarda bir de %200 XP drop'u var. O sebepten level almış maalesef ki. Ama kısa bir zamanda şey yapacağız. Bu Char'ı 75 yapacağız. Hem kulede daha rahat eder DH sayesinde. Hem de yavaş yavaş bu da ilerlesin. Bu arada petimi sattım arkadaşlar. Meleği. Razudor alacağım bu Char'a. Artık güzel güzel ilerleyeceğiz. Bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.